Merhaba değerli izleyiciler, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda halı üstünü yıkayacağız. Halı üstü örtüsünü yıkayacağım. Bu örtü halının üzerine seriliyor ve biraz kirli. Kirli olduğu zaman ya uzun programda yıkıyorum ya da 60 derecede. 60 derecede pamuklu programında normal şartlarda yıkıyorum. Ama bugün bir değişiklik yapmak istiyorum. Sizlerin de görmesini istediğim için sentetik 40 değil pardon, sentetik 60'ta yıkayacağım. 1 saat 46 dakika bu kirli olan halı üstü örtüsüne yetecektir. Şimdi deterjanlarına koyalım. Ariel Color Aqua Pudra da esintisi renklere özel. Bakın şunun içine incecik kalıntı karşıtı. Bakın zaten burada da yazıyor. Kalıntı karşıtı teknolojisiyle ekstra renk koruması. Kariyer. Burada ölçeğim var. Çok beğendiğiniz ölçeğim burada. Ve benim yıkamalarımın kraliçesi La Reina de las Nieves, Snow Queen, Karlar Kraliçesi. Şimdi 3 fincan deterjan kullanacağım. 2 fincan Ariel, 1 fincan Karlar Kraliçesi. Görmeniz açısından bakalım 3 fincan deterjan burada kaç mililitre yapıyor? Bir bakın. En maksimum 273 mililitre. Bir fincan Karlar Kraliçesi. Bakın. 100 bile değil, neredeyse 75 civarı. 75-80 civarı. Evet. Şimdi burada tam olarak bakın. 210 mililitre civarı var. 210 mililitre deterjan ediyormuş benim 3 fincan koyduğum deterjan 210 mililitre. Şimdi bu 210 mililitre deterjanımı makinemin deterjan gözüne ekliyorum. Fincan koyduğum için fazla köpürmeyecek. Eğer 4 ya da 5 koyduğum zaman aşırı köpük oluyor ve makine çok uğraşıyor. Sentetik 60'da yıkamaya başlayabilirsin. Şimdi merak edenler olabilir. Neden bir fincan Karlar Kraliçesi'nden koydun Serkan diyebilirsiniz. Çünkü üzerinde lekeler olabilir. Daha temiz, daha steril olmasını istediğim için o yüzden koymak istedim. Çünkü ayakla basılan bir şey.
Bayağı uzun süredir de zaten yıkanmadı. Evinizde leke çıkartıcı yoksa beyazlar için olan deterjanınızdan yardım alabilirsiniz açık renklerde. Ama lütfen koyu renklerde yardım almayın. Bu açık renkli olduğu için rahatlıkla beyazlar için olan deterjanımdan yardım aldım. Aslında biliyor musunuz hiç de böyle ayakla basılan şeylere evinizde leke çıkartıcı bile olsa hani kullanmaya değmez. Boşu boşuna leke çıkartıcınızı ziyan etmeyin. Başlangıç için köpük iyi. Biraz sonra su dökeceğim ama bekliyorum bakalım su alabilir mi diye. Az kirli olduğu zaman pamuklu 40 kısa programda yıkıyorum. Biraz daha kirli olduğu zaman pamuklu 60 kısa programda da yıkadığım oluyor. Bazen pamuklunun uzun programında da yıkadığım oluyor. 2 saatlik programda da yıkadığım oluyor. Ama sentetikte bunu sentetik programda yıkamıyorum. Bunu sizlerin görmesi açısından sentetik 60 ile çalıştırdım. Çünkü bu kumaşın sentetikler programında yıkanacak bir kumaş olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü bayağı sert bir kumaş. Ve bunu yıkarken kırışık azaltma kullanmıyorum. Çünkü büyük parça durulama aralarında da sıkma yapmasını istiyorum makinenin. Evet, suyunu ısıtmaya geçti. Bir daha su almadı. Aldığı suyu yeterli buldu. 60 dereceye ulaştığı zaman köpük şuralara kadar gelecek. Tam şu taraflara kadar bir köpük partisi olacak. Şöyle. Ve önceki deneyimlerime göre 4 ya da 5 fincan koyduğum zaman makinenin camının üst taraflarına kadar köpük oluyor. Mega köpük parti, mega Shaun parti oluyor.
O yüzden kontrollü bir köpürme istiyorum. Yumuşatıcı koymuyorum. Aşırı köpürdüğü zaman, hani 4 ya da 5 fincan koyduğum zaman eskiden içine yıkama parfümü olarak o köpüğü kesmesi için yumuşatıcı dökerdim. Ama makinenin yumuşatıcı gözüne koymuyorum. Paspaslara, halı üstlerine koymuyorum yumuşatıcı. Şimdi biraz su verelim. Çok fazla su vermeyeceğim. Çok fazla su verdiğim zaman da çok köpürüyor. No softener. Evet. Bak, yarım şişe su dökmeme rağmen köpürdü. Bu Ariel Aqua pudrayı ilk defa alıp deniyorum. Çok incecik geldi bana toz tanecikleri. Bu Ariel yine köpürttü. dereceye ulaştığı zaman camdan yine köpükler olacak. Neyse, sorun değil. Yumuşatıcıyla hallederim. Aslında yumuşatıcı koymak istemedim bugün ama. Ariel Aqua pudrayı sevdim. Herkese tavsiye ederim. Süre 1 saat 36 dakika.
Şöyle bir sıcaklığına bakayım. Yaklaşık 20 derece kadar var. Sizlere Ariel'in ölçülerini de göstereyim. Bunun kapağını kapatayım artık. Bakın ne diyor. 4-5 kilogramlık makinede 195 mililitre, 6-8 kilogramlık makinelerde 295 mililitre, 9 ve üzeri makinelerde 390 mililitre. Yumuşak, orta, sert sularda. Zaten sert sularda biraz daha eklenmesi gerektiğini belirtiyor. Okumanız açısından şöyle göstereyim. Bu arada Vashli ve Hubert Ariel'i çok seviyorlar. Onlar da bunu görünce çok sevinecekler. Oo, Serkan Ariel almış diyecekler. Şimdilik yarım durdu köpük. Bu video yüklendikten sonra sizlere bunun devamını söylerim. Ne kadar köpürdüğünü. Yani 3 fincan bile bakın fazla geldi sanki. Bu 60 derecede ben tamamen camı görünmeyecek. Ama makineden temiz olarak çıkacağına buna hiç şüphem yok. Evet, bu videomun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı arkadaşlarınıza, ailenize paylaşabilirsiniz. Videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini aktifleştirmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın tekrardan. Bye bye.